Herkese selamlar, ben Geek2Gecko. Survivor 2'nin final bölümüyle karşınızdayım. Oyunu bitiriyoruz yavaştan. En son Fire River'ı alarak buzu kırmıştık kapının önündeki. Sarafan Stronghold kapısının önündeki. Şu Keltoş'u bir öldürüp... Şu Keltoş'u da öldürüp... Aydınlık River'ı almamız lazım ki kapının üzerindeki pembe taşı yakıp da açabilelim. Ne haber? Aklıma bir şey gelmedi söyleyecek. Evet, dışarıda geçirdiğimiz son zamanlar bunlar. Oyunun son kısmı Sarafan Stronghold'a geçecek tamamen. Aydınlık River'ımızı aldıktan sonra paşalar gibi açabiliriz kapıyı. Mimari mükemmel her zamanki gibi. Evet, artık Sarafan Stronghold'la aramızda hiçbir engel kalmadı. Yalnız Odron'un intikamını alabileceğiz umarım. Bu keltoşları artık zevk için öldürüyorum. Gerçi canımız biraz azalmış ama çok da önemli değil artık. Kapı yine arkamızdan kapandı. Kendiliğinden. Evet, bu her güne bir LP bölümü güzel oldu. LP'ler daha kolay bitiyor böylelikle. Survivor 2 LP'sini Ocak ayında başlamıştım. Bütün LP'lere ara verdiğim bir dönem vardı. Biliyorsunuz 2 aylık falan. Ondan sonra bir sürü şey girdi araya. Silent Hill 1'in LP'sini bitirdim. Ondan sonra Chrono Trigger'ı bitirdim falan filan. Chrono Trigger'ı bitirmeden buna geçmek istemedim açıkçası. Yani ne kadar ilk 4 bölümü kaydetmiş olsam da geri kalan 12 bölümü daha sonrayı bıraktım. Evet, heyecan doruktu artık. Bu koridorlar bizi nereye götürüyor acaba? Suddenly and inexplicably, I discovered the Reaver suspiciously laid across my path. Again, I sensed nothing of that temporal distortion, the peculiar sense of displacement I had felt when I encountered the Reaver in William's Chapel. Cornered here with the blade, I suffered the same nameless dread that I had experienced when Janos first presented the Reaver to me. I felt at once repelled by the blade. And yet, overwhelmingly compelled to seize it. So, Raziel, here we are finally. You have no choice but to confront me now. And I am not so foolish as I've let you believe. We have business to conclude. You knew I would lead the Sarafan to Janos, you vile bastard. You've been orchestrating my every move. My destiny is an amusement to you. It was fun while it lasted. I think not, Raziel. Malek, do not let this creature leave. He poses a danger to the circle. Poor, deluded Raziel. Did you somehow imagine you had the guile to change history on me? I'm the time streamer. I knew your every intention before you did, you imbecile. Malek! Call your gods! They can feast on your corpses! Lord Mobius, there is trouble within. The circle is under Hold attack. Hold fast, Malek. This one is the real danger to us. What are you trying to concoct here, Mobius? You toxic creature. Did you imagine I'd simply allow you to run loose, corrupting everything you encounter? I admit that I've underestimated you to this point, Mobius. It's a mistake I won't repeat. Wrong again, Raziel. Now, Malek,
bolt the door. Using his staff to disable my wraith blade, Mobius effectively disarmed me, leaving me with only one choice of weapon. And yet I confess, it was not the lack of options, but blind rage that made me take up the Reaver. In my fury, it felt as though my hand had acted of its own will. And now, that same hand clutched the hilt with unyielding strength, and I felt a constrained tingling, a remote but palpable sense of longing, as the disabled wraith blade tried vainly to embrace its physical twin. Evet, sonunda Mobius orospu çocukluğunu gösterdi bize. Zaten oyun boyunca biliyorduk da. Come to take your revenge, demon. Back to hell with you. I recognize these two as my former brethren, in life as Seraphan, and in unlife as Cain's vampire sons. Melchiah and Zephon, the weakest of Cain's brood. These bastards had no idea what future lay in store for them, how they would become the very thing they so despised. The Reaver hummed with ravenous anticipation. Janos had called it a vampiric blade, endowed with the power to drain its victims of their lifeblood. I was eager to see what the Reaver would do to these two. Evet, karşımızda iki adet Seraphan savaşçı rahibi var. Bunlardan biri Melchiah, diğeri Zephon. Tabii ikisinin de Seraphan halleri. Önceki oyunda vampir hallerinin evrimleşmiş hallerini görmüştük. Yaratık olmuşlardı yani ikisi de. Bir tanesi insan derilerini kendine yama yapıyordu. Diğeri de örümcek vari bir yaratıktı. İkisi de karşımıza çıktı. Oyunun ortalarında size bahsettiğim oyun sonundaki boss silsilesi başlamış oldu böylelikle. Yapay zekaları normal düşmanlardan çok daha fazla ve daha güçlüler. Gördüğünüz gibi şu anda tecavüz ediyorlar bana ikisi birden. Biri mızraklı, biri kılıçlı. Mızraklı olan Melchiah, kılıçlı olan da Zephon. Şimdi ne oldu, ne bitti? Deminki cutscene'de, ara sahnede Mobius gerçek yüzünü gösterdi bize. Fakat o sahnenin apayrı bir önemi var. O sahne Bloodhome'un 1 LP'sini yaparken de üzerinden geçeceğiz. Bloodhome'un 1'deki bir olaya bağlanıyor. Mükemmel hikaye yazımının örneklerinden biri yani. Amy Henning, biliyorsunuz hikayeyi yazan kişi. İçinde yer almadığı bir oyunu geri kalan oyunlara bağlamış. Mükemmel bir şekilde. Evet, Melchiah düştü. Şimdi Zephon'la baş başa kaldık. Onun dışında oyun boyunca büyük bir açlıkla beklediğim Raziel'in Soul Reaver'ı alıp onu kullanması gerçekleşti. Gördüğünüz gibi artık hiçbir şekilde hiç kimse bize zarar veremiyor. Ne kadar darbe yerseniz yiyin, gücünüz full kalıyor. Zephon da düştü. As Melchiah and Zephon fell before my blade, I felt the Reaver's bloodthirst as keenly as I ever had when I was still a vampire. I could sense the boundary between us dissolving. The Reaver was consumed with my rage, and I was intoxicated by its bloodlust. The blade had a vitalizing effect on me. My physical energy no longer decayed over time, and the wounds inflicted by my foes healed almost instantly. The Reaver had made me invincible. Evet, Raziel'in Soul Reaver'ı aldıktan sonra, tıpkı
tıpkı vampir olduğu zamanlardaki gibi kılıcın açlığını hissedebiliyor. Ve kılıç onu dediği gibi yenilmez yapıyor. Have you come to reclaim the monster's black heart? You'll have to get to us first. My former brethren Duma and Rahab confronted me next. This all seemed so elegantly choreographed. Exhilarated by the Reaver, I was drunk with revelations. I could finally appreciate the delicious irony of Cain's blasphemous private joke. And I reveled as I colluded with him across the centuries. For it was I who put these bastards in their tomb, thus providing the corpses for Cain to raise as his vampire sons a millennium from now. Evet, karşımızda Rahab ve Dumah var. Şimdi burada mükemmel bir açıklama getiriyorlar bu Raziel'in ve kardeşlerinin diriltme olayına. Bunların Sarafanallerini öldüren Raziel'in bizzat kendisi, şu andaki hali, yani Tayf hali. Böylelikle Cain'e diriltecek cesetler sağlıyor bunları öldürerek. Bir milenyum sonra Cain bunları mezarlarından kaldırarak vampir çavuşları yapıyor. Lieutenant'ler yapıyor yani. Şimdi Rahab ve Dumah'ın hangisinin önce diriltildiği konusunda bir bilinmezlik var. Hani ilk önce Raziel diriltiliyor, sonra Turel. Daha sonra üçüncü diriltilen Rahab mı Dumah mı belli değil. Güç bakımından ve Soul Reaver 1'de karşılaşma sırasına göre Dumah üçüncü diyebilirim ama. Evet, bunları da öldürdükten sonra yolumuza devam ediyoruz. Oyunun en güzel kısımları bunlar. Get back to the pit you crawled from, demon. And here at last was my brother Turel, who along with Duma would bear me into the abyss without questioning Cain's command. So dutiful and righteous, even as a vampire. I guess some habits die hard. The vampire Turel had eluded my vengeance. The Sarafan Turel would not. Evet, beşinci kardeşimiz Turel, kendisi Soul Reaver 1'de yer bulamamıştı. Görememiştik yani. Raziel'in de dediği gibi Raziel'in intikamından kaçmıştı. Fakat Sarafan Turel kaçamayacak. Gördüğünüz gibi. Raziel'den sonraki en güçlü Sarafan rahibi. Cain'in tırnak içinde oğulları arasında. Zaten Raziel'i Ebis'e atan Turel'le Dumağ'dı. Evet, uğraştırıcı bir boss. Ama dördü gitti. Beşincisi kaldı. Evet, genel anlamda yani hikayeyi bağlama konusunda Soul Reaver 2'yi tek geçerim. Bütün Legacy of Cain serisinde. Gerçekten mükemmel bir şekilde diğer oyunlara bağlıyorlar. Hem Blood Omen 1 hem de Soul Reaver 1'i çok güzel bir biçimde bağlıyorlar bu oyuna. Şapka çıkartmamak elde değil yani. Evet. Bir adet Sarafan rahibi kaldı. Kim olduğunu biliyorsunuz zaten. Tahmin ediyorsunuzdur yani. So vampire, here we are. You've destroyed my brethren and now you've come for me. You'll find I'm not such easy prey.
I don't want to kill, but I will if I must. Return the heart to me and we can end this now. So, you've come to avenge that filthy parasite and reclaim his foul heart. You're a righteous fiend, aren't you? Apparently I am. No, vampire. This is where it ends. But you won't be leaving this room. Now, let's finish this. I'll make it mercifully quick. As you did for Janos? No, that beast had eluded us for far too long. It would have been a shame to end him too quickly. It's ironic, really. The great Janos Ordrin turned out to be no challenge at all. Thanks to you. Did you hear his cowardly screams when I tore that black heart out of his carcass? Evet, oyunun son boss'u Raziel'in Sarafan hali. Raziel'e karşı yani. Bir an Zelda 2'yi hatırladım. Orada da Link, karanlık Link'le dövüşüyordu falan. Castlevania 3'te de vardı gerçi aynı durum. Fakat buradaki durum çok farklı tabii ki. Hikayede bir yeri var. Bir sebebi var. Ve tam bir orospu çocuğu Sarafan Raziel. Aralarındaki diyalogda çok hoş bir espri var. Sarafan Raziel bizim normal zombi Raziel'e diyor ki çok ne derler, kendini beğenmiş bir düşmansın değil mi diyor. Bizim Raziel de görünüşe bakılırsa öyleyim diyor. Çok zekice yazılmış bir diyalog. Evet, dövüştüğümüz bosslar arasında en zoru Sarafan Raziel. Genellikle burada lock on tuşunu kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Etrafında dönerek saldırırsanız, yani lock on olmadan çok daha kolay öldürüyorsunuz. Çünkü lock on, yani kilitlenme ile hani düşmanın altında şu kırmızı çemberin oluştuğu. I renounce you. And so it ends. My history comes full circle. Sensing its twin, the Wraithblade uncoiled itself from me, and instead wound lovingly around its former self. I felt its grip loosen, and as the blade left me, its absence chilled me more than its presence ever had. A foreboding sense of emptiness and loss stole over me, and a terrible revelation gathered like a storm at the edge of my awareness. With all other foes exhausted, the conjoined blades turned themselves on me, and I realized, finally, why I had sensed nothing when Janos offered me the blade. The Reaver was never forged to be a soul-stealing weapon. The ravenous, soul-devouring entity trapped in the blade was, and always had been, me. This is why the blade was destroyed when Cain tried to strike me down. The Reaver could not devour its own soul. The paradox shattered the blade. So, this was my terrible destiny. To play out this purgatorial cycle for all eternity. I could not bear it. Despair overwhelmed me. You. Are you enjoying this game? Don't fight it, Raziel. Give into it. Oh, where's this? Your destiny for me all along. Trust me. I felt myself weakening, unable to hold on any longer. The Reaver was too strong. The compulsion to simply let go, too great.
And then, a growing sense of vertigo and the familiar displacement. The paradoxical moment when my twin soul hovered both outside and inside the Reaver blade. This was the instant. The glimmer of temporal distortion Cain had been counting on all along. This was the edge of the coin. The minute flicker of probability upon which Cain had gambled everything. Now you are free to reclaim your true destiny, Raziel. Behind Cain's eyes, I could see new memories blooming and dying as history labored to reshuffle itself around this monumental obstruction. And I could see by the dawning horror on his face that perhaps we had strained history too far this time. That by trying to alter my fate, he may have introduced a fatal paradox. My God! The Hilden! We walked right into their trap. Raziel, Janos must stay dead. But Cain's warning was lost as I slipped into the spirit realm, too weak to maintain my physical form. And there, waiting for me as always, was the Reaver, the Wraithblade, my own soul, twinned and bound eternally to me. And I realized that I could never escape my terrible destiny. I had merely postponed it. History abhors a paradox. Evet, oyun bitti. Tam Sarafan Raziel'le dövüş hakkında taktik verirken birdenbire yendiğimi fark ettim. Şimdi ne oldu, ne bitti? Kısaca konuşalım. Fazla vaktimiz yok çünkü. En son bütün düşmanlar düştüğünde, yani Sarafan Raziel de öldükten sonra kılıcın açlığı Raziel'in kendisine yöneldi. Ve gördüğünüz gibi saplandı Raziel'e. Ve o anda Raziel fark etti ki o kılıcın içinde olan açgözlü ruh Raziel'in ta kendisi. Şimdi ikinci bir paradoks oldu oyunun sonunda. İlk paradoks Raziel Cain'i öldürmemeyi seçtiği zamandı. Şu William'ın mozolesinin orada. Mozoleye sapladı kılıcı hatta. İkinci paradoks da burada oldu. Çünkü eğer orada Raziel Cain'i öldürmüş olsaydı bu noktada Cain yaşamıyor olacaktı. Dolayısıyla Raziel'i içinden kılıcı çekecek kimse olmayacaktı. Ve Raziel kılıcın içine girecekti. Fakat Cain'i öldürmememi seçtiği için Cain yetişti Raziel'in imdadına ve içinden kılıcı çekti. Fakat güçten düştü Raziel aşırı bir şekilde ve Spectre Realm'e kaydı gördüğünüz gibi. Ve dedi ki Cain sadece kaderimi erteledi dedi. Engellemedi dedi yani. Bir şekilde kılıcın içine gireceğim eninde sonunda demeye getirdi. Cain'in gözlerinin önünde paradokstan dolayı yine anılar, hatıralar canlanıp öldü ve birdenbire korku içinde Hilden dedi, onların tuzaklarına düştük dedi. Hilden nedir? Şu anda hiçbir fikrimiz yok. Üçüncü oyun, kronolojik olarak beşinci oyun serinin tamamen Hilden'lar üzerine kurulu, Hilden'ı açıklamak üzerine kurulu ve geçmiş oyunların cevapsız kalan sorularını cevaplamak üzerine kurulu. Defiance'dan bahsediyorum. Amacım bütün Legacy of Kain serisinin RP'sini yapmak. Şu anda ikisi bitti. Geriye Defiance, Blood Omen 1 ve Blood Omen 2 kaldı. D
Defiance ne zaman olur? Kesin bir şey söyleyemiyorum. Belli olmaz çünkü. Belki yine iki LP'yi birden idare etmeye çalışacağım. Sırada yine LP projem olacak. Fakat konumuz o değil elbette ki. Karakterleri seslendiren muhteşem insanlar. Tony J, tabii 2004'te vefat etti maalesef. Elder God'ı sesini veren, o ulvi ve epik sesi veren üstad. Evet, oyunumuz bu kadar. Soul Reaver 2. Tamamen hikaye odaklı, herhangi bir ekstrası, bir keşif duygusu olmayan bir oyundu. Fakat hikayesi o kadar kuvvetli ki, hani hiç ekstra bir şey aramıyorsunuz bile. Puanım 9 üzerinden 10. Bir puanı keşif eksikliğinden dolayı kırıyorum. Grafikler hala çok güzel görünüyor. Günümüz standartlarını yakalayamasa da artık, ki gayet normal, PlayStation 2 döneminde çıkmıştı. Evet, oyun hakkında denilecek başka bir şey yok. Aslında çok şey var fakat vaktimiz çok az. Credits ekranı bittikten sonra RP de bitiyor. Evet, mükemmel bir oyundu. Soul Reaver ve Legacy of Kain adına yaraşır bir oyundu. Evet, bu LP'miz de bitti burada. Gelecek LP'de görüşmek üzere. Ben Geek Digeko. Sağlıcakla kalın.